Işık ışık, dalga dalga bayrağım. Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder. Gölgenle bana da, bana da yer ver. Hocam biz de bilgi yarışması için soru cevap yapıyorduk öğrencilerle. Buyurun hocam devam edin. Evet arkadaşlar 9. sorudan devam ediyoruz. Öğreniyorum öğreniyorum güzel dinimi. İslam sevgi, İslam barış, çok mutluyum ben şimdi. Muhammed'in doğumunu müjdeleyin dört bir yana. Duyun arkadaşlar. Gül Muhammed olmalıydı. Duyun. Ala Resulina salavat. Rahim meleği, Azrail ölüm meleği, Mikail doğa olayları. İlk ayeti. Oku. Alak suresinin ilk ayeti. Toplam kaç yılda indi? 23. Küçük hafız adayımıza büyük bir alkış. Teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız bu yaz döneminde hiç olmazsa hocalarımızın da müftülerimizin de söylediği gibi dinini, ahlakını öğrenmesi, vatana millete faydalı bir insan yetişmesi için burada değerli hocalarımızın katkılarıyla iyi bir birey olma yolunda büyük bir yol kat ediyorlar. Gerekli bilgileri alıyorlar. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Tabii iyi bir insan olmak her şeyden daha önemli bence. Tomurcuk derdinde olmayan ağaç odundur. Eğer derdiniz varsa o takdirde kıymetiniz de var. Eğer derdimiz derindeyse, kalpte ise o zaman çok önemli. Ama derdimiz deride ise o zaman bir kıymeti yok. Şimdi bizim hocalarımızın, Kur'an kursu hocalarımızın, imam hatiplerimizin, din görevlilerimizin hepsinin bir derdi var. Derdi nedir? Biraz önce müftümüz de ifade etti. Allah'ı tanıyan, peygamberimizi tanıyan imanlı gençlik, imanlı nesil. Vatanına, milletine saygılı, hürmetkar, devletine kurşun sıkmayan, devletine düşmanlık yapmayan, milletine düşmanlık yapmayan bir nesil. Amacımız bu. Bize imtihan etme. Allah'ım bize yardım eden, içimize sinen, ferahlık veren pat. Bizi doyurup içiren ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allah'a hamdolsun. Erdem Müftülüğü yatılı yaz Kur'an kursları kapanış programını hep beraber gerçekleştirmiş olduk. Allah'a hamdü senalar olsun. 2000 civarında öğrencilerimizle yayla Kur'an kurslarımızda dolu dolu bir iki ay geçirdik. Çocuklarımız yaz Kur'an kurslarımızda hem yazlarını değerlendirirler, hem temel dini bilgilerle ilgili inanç esasları, ibadet, ahlakla ilgili, sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin güzel ahlakıyla, siretiyle ilgili güzel bilgiler edindiler. Yazın hem eğlendiler, hem öğrendiler. Hayatlarına dair çok önemli bilgiler edindiler. Çok hatıra, çok güzel hatıralarla, arkadaşlıklarla yaz dönemini tamamlamış oldular. Eğitim vermemizin temel gayesi, yavrularımızın her birinin birer iyilik mümessili, iyilik temsilcisi olmaları. Her birinin bir gittikleri yerlerde, bulundukları toplumlarda her biri birer iyilik mümessili, her biri bir iyilik inşallah tohumu atacak şekilde yetiştirme gayreti içerisinde bulunuyoruz. Onlar bu yaz hem zihinlerine, hem kalplerine, gönüllerine, bedenleriyle birlikte iyilik biriktirirler. İnşallah bundan sonraki süreçte de hayatları boyunca bu edinmiş oldukları, biriktirmiş oldukları iyilikleri
devam ettirecekler. Son nefeslerine kadar vatanımıza, milletimize, anne babalarına, insanlık alemine her biri birer hayırlı evlat olacak. Sayın hocam. Teşekkür ederim.